kişisel gelişim eğitimleri gurbetçi iş adamlarının daha iyi fırsatlar yakalamasına, daha iyi iş yapmalarına, daha iyi işi yönetmelerine, elemanlarını daha iyi yönlendirmelerine, aynı zamanda işlerini daha iyi pazarlamaları konusunda yardımcı olabilir. Birinci başlık, Avrupa'da yaşayan gurbetçi iş adamları kendilerini geliştirdiklerinden dolayı daha iyi iş fırsatları yakalarlar. Neden? Çünkü yeteneklerini geliştirdiklerinden dolayı ve güçsüz taraflarını güçlendirdiklerinden dolayı dışarıdaki rakiplerine göre bir adım önde olduklarından dolayı daha iyi iş fırsatları yakalarlar ve manyetik gibi çekim alanı oluştururlar. Şu anki gurbetçi iş adamlarının iş fırsatları yakalayamamasının en büyük sebepleri eski kafayla devam ettikleri için. Yani eski tas, eski hamam, aynı usul ama teknoloji gelişiyor. Dünya gelişiyor. 2 yılda bir şu anda dünya teknolojisi kendini 2'ye katlıyor. Yani 2'ye katlayan bilim varken, teknoloji varken sen kendini geliştirmezsen 2 sene sonra şu anki durumunun, şu anki yaptığın hasatın yarısını ancak yapabilirsin. Niye? Çünkü geride kalıyorsun. Şu cümleyi çok söyleyenler var. Yani ben tecrübeliyim. 20 seneden beri tecrübe var. Eski köye yeni adet getirme diyenler için güle güle diyebilirim. Yani batmaya ramak kalmış. Sen batacaksın demektir. Sen broke'sun kardeşim. Çünkü 2 günü 1 olan ziyandadır, israftadır. Hayatını israf ediyor veya batacak. Böyle bir hadis-i şerif varken senin eski tecrübelerin, ben eskiden öyle öğrendim, öyle devam edeceğim diye diretmen seni iflasa götürecek, bu kadar. O yüzden sadece güle güle diyebilirim. Sen gidersin, koltuğunu boşalt, senin yerine kendini geliştiren, teknolojiyi bilen, bilime ve ilime kendini geliştirmeye açık olan bir kişi gelsin. Yani sen eski dinozor olmuşsun, senin yerine bir fırsat vermiş olursun, başkası gelsin zaten. İşini daha iyi yapar. Yeni gelen teknolojiye insanların, iş adamlarının bilhassa hemen sazan gibi atlamamasının sebebi konfor alanından çıkmaması. Kanıtını görememesi. Çünkü kanıtlanırsa, ispatını görürse karar verebiliyor. Çünkü karar vermek için kanıt gerekiyor. Dolayısıyla hemen atlayamıyor. Onun için fırsatı yok. Yani oturup da onun muhasebesini yapacak, istişare edecek adam yok piyasada. O yüzden bir türlü karar verip atlayamıyor. Yani o işe, teknolojiye ayak uyduramıyor. Uyduramadığından dolayı, korkusundan dolayı aslında, işimi daha kötü yapacağım diye, korkusundan dolayı, ayak uyduramadığından dolayı kendini geliştiremiyor ve geride kalıyor. Teknoloji ilerlediği için 2 sene sonra şu anki yaptığı hasatın yarısını yapıyor ancak. Korkular iş adamlarını elbette doğrudan etkiliyor. Kişisel gelişim aslında şöyle bir şey bak. İnsan bilmediğinden korkar. Karanlık bir odada yürümekten korkar. Neden? Çünkü ayağım bir yere takılacak, düşeceğim korkusu var. Yani bu en basit anlatılma şekli belki. İnsan bilmediği için korkar. Ama aydınlanırsa o oda, yani kafası aydınlanırsa, önünü görmeye başladığı zaman, öngörü olmaya başladığı zaman bir insanda, o zaman korkmaz. Niye korksun? Biliyor aşağı yukarı ne olacağını. Yani 2 tane 2'yi bir araya getirdiği zaman 4 olacağını biliyor ya. Bildiği için, aydınlandığı için kafası aydınlık, bulunduğu ortam aydınlık, yürüdüğü yol aydınlık olduğu için o zaman biliyor, tamam diyor. Yani 2 artı 2 4 olacak. Yani ben böyle devam edersem o zaman hedefime varacağım diye korkusu kalmıyor. O yüzden bilmek ancak gelişimle olur. Geliştirecek kendini, yetiştirecek kendini. Başka türlü olmuyor. Yani kişisel gelişim işte biraz önce kafası aydınlandığı için özgüveni artıyor zaten. Kafası aydınlık ve biliyor ne olacağını, insan bir şey bildiği için dik yürür değil mi? Der ki tamam ben biliyorum. Bir özgüven var. Kendinden şüphesi olmaz o insanın ve sağlam adımlarla ilerler. İlerlediği için zaten başarılı olur. Avrupa'da yaşayan iş adamlarına doğru kişisel gelişim eğitimi ancak mentalite, zihin programlama, zihin değiştirme veya şöyle diyelim mindset eğitimiyle oluyor. Mindset eğitimi diyorlar buna. Yani zihin yapısını değiştirme eğitimi ile insan doğru kişisel gelişim yapar. Bu mindset eğitimini biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza, gurbetçi iş adamlarına yıllardan beri veriyoruz. Ve o bakış açılarını değiştirdiklerinden dolayı, yani zihin yapılarını değiştirdiklerinden dolayı hayatları kolaylaşıyor. Bu insanlar önüne bir problem geldiği zaman o problemi hemen hızlı aşabiliyorlar. Veya yanında çalışan elemanları daha iyi yönlendirebiliyorlar. Bununla beraber 10 saatlik işi belki 1 saatte 2 saatte yapabiliyor. Niye? Bakış açısından dolayı. Ve bunun yanında da tabii bakış açıları diğer ortalamadan daha farklı ve daha ileri düşünce yapıları olduğundan dolayı daha iyi ciro yapıyorlar. Daha iyi kazançları oluyor. Daha çok bereketleri oluyor. Satışları daha iyi oluyor. Satış yönünden mesela müşterilerle çok iyi ilişkiler kurabildiklerinden dolayı daha iyi satış yapıyorlar. Dolayısıyla zihin yapısını değiştirme eğitimine, yani mindset eğitimine mutlaka iş adamlarının
katılmalarını tavsiye ediyorum. Yani oradan geçiyor. Bütün kişisel gelişimler oradan geçiyor. Eğer sen ticarette başarılı olmak istiyorsan bunu çözmeden ilerleyemezsin. Olmazsa olmaz dedikleri şey bu. Sen de Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi iş adamıysan, sana da bu konularda destek olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.